Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün GOP meydandayız arkadaşlar. Biliyorsunuz biz Gazi Osman Paşa'da oturuyoruz. Size birazcık video çekmek istedim. Biraz sıkıldık, dışarıya gezmek için çıktık. Şu anda çok yoğun. Şöyle karşıyı göstereyim arkadaşlar. Karşıda bir cami var. Buranın camisi. Evet arkadaşlar. Burası meydan. İnsanlar da dışarıdalar. Banklarda oturuyorlar. Hava kapalı. Evet, şöyle geçelim. Evet, buraları böyle banklarda çevirmişler. Eskiden bu kadar bank yoktu buralarda. Ama şimdi çoğalmış. Evet, bu arada kandilinizde mübarek olsun. Miraç kandili bugün. Evet, şu şekilde devam edelim. Evet, güvercinler. Geçen geldiğimiz zaman daha çok güvercin vardı ama bugün daha az. Güvercinleri çekeyim size. Yem yiyorlar. Buralara konuyorlar. Bu şekilde. Karşıda bir kültür sanat merkezi var. Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne ait. Evet, şu şekilde. Karşımıza Dilek var, Hacı Said var. Bayağı kalabalık. Evet, kafelerde dolu. Önceden şu ağaçlar yoktu ama şimdi mevcut. Daha önceden yoktu bu ağaçlar. Daha sonradan getirmişler. Evet, karşımızda Atatürk büstünü görüyorsunuz. Yani 23 Nisan olsun, kandillerde vesaire böyle toplanılan meydan arkadaşlar. Ne zamandı yani kandilden konu açılmışken söyleyeyim. Hangi kandil hatırlamıyorum. Geçen sene olması lazım. Nihat Boğlu burada bir konferans gibi sohbet gerçekleştirmişti arkadaşlar. 23 Nisan'da veya 29 Ekim'lerde burada belediyeye ait bir gösteri düzenleniyor arkadaşlar. Şöyle geniş açıyla tekraren size göstereyim. Geniş bir alan. İnsanların rahatça oturabileceği, ondan sonra acıma gezebileceği bir alan. Evet, şöyle devam edelim. Karşıya doğru gidelim arkadaşlar. Burada kapalı bir alan var. Dükkanların sıra sıra olduğu bir yer. Ve çok kalabalık bir yer arkadaşlar. Şimdi oraya gireceğiz. Görüyorsunuz. Çok kalabalık bir yer. Durun. Bir araba geçiyor. Burası trafiğe kapalı bir alan arkadaşlar. Ve dükkanlar yanı sıra tek tek dizilmişler. İstediğiniz her şeyi neredeyse bulabilirsiniz yani. Yemek olsun, gıda olsun. Aşağıdan hepsi dükkan. Yukarıda da evler var. Şu şekilde devam edelim. Evet, buralara da banklar koymuşlar arkadaşlar. Eskiden yoktu. Bu sene belediyenin koymuş olduğu banklar. Akşam saatleri olmasına rağmen, yani hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık bir alan. Maskesiz. Asla gizlemeyecek bir ortamlardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın size şöyle göstereyim. Bu arada biten bir rüzgar çıktı. Yarın yağış bekleniyor. Bakalım ne olacak. Evet, size şu şekilde göstereyim. Dükkanlar. Çok kalabalık bir yer. Güzel şeyler de var. Yani ben buradan çoğunlukla alışveriş yapmıyorum. Ama aldıklarım da oluyor yani. Şu şekilde devam edelim. Evet. Çok uzun arkadaşlar, bayağı var. Mesafesi, genişliği, alanı güzel yani. Gezilebilecek bir yer. Şu güzelmiş. Şu kıyafete bakalım.
Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel. Evet. Kıyafetler güzel. Şöyle gezelim. Arkadaşlar benim açmış olduğum YouTube kanalı yeni. Eğer izliyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Yani biraz tecrübesiz olabilirim yeni açtığım için. İlerleyen zamanlarda daha güzel videolar çekeceğime inanıyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Yardımcı olun. Evet arkadaşlar şöyle. Sizin için böyle vloglar çekmeyi düşünüyorum. Yemek olabilir, işte gezi olabilir vesaire. Bakalım bunların alanlarını genişletmeyi düşünüyorum. Şu şekilde bir alan. Uzun arkadaşlar, bayağı geniş bir alan burası. Evet. Gazi Osman Paşa'nın meydan olarak geçiyor. Trafiğe kapalı, rahatlıkla gezebilirsiniz. Ondan sonra kafeleri var. İşte giyim, iç giyim, hepsi var. Evet arkadaşlar. Baloncu var. En sevdiğim balonlar tutuyor. Hep. Şöyle dükkanların içini de göstereyim arkadaşlar size. Burası sarap. Ondan sonra burası bay giyim. Telefon kılıfları, kameralar var. Ondan sonra burası takı dükkanı. Güzel takılar var, ucuza, uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Burası bir dönerci. Buradan geçiyoruz. Yani hava o kadar iyi değil ama millet de dışarıda. Bu şekilde aşağıya doğru gidiyoruz. Aşağı tarafta pazar var arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba olduğu için buranın pazarı da var. Burası geniş bir alan. Yani hem yukarısında işte kıyafet, aşağısı pazar. Pazarı da çok uzun. Bir gün onun da vlogunu çekmeyi düşünüyorum sizler için. Ama gez bitiremem yani. Bayağı geniş bir alan. Evet. Burada Roma dondurma var arkadaşlar. Buraya çoğunlukla giriyoruz. Oturuyoruz. Ondan sonra dondurmalar güzel oluyor. Genelde yiyorum yani ben. Tatlılarını tüketiyoruz. Şu şekilde devam edelim. Bakın burada bir kozmetik var. Ondan sonra ceket çok hoşmuş. Çok güzel kıyafetler var ya. Düştüm botlar. Güzel. İnsanlar alışveriş yapıyorlar. Havalarda soğuk gidiyor arkadaşlar. İstanbul bu sene ısınmadı yani. Kasım'dan beri soğuk. İnşallah güzel yağışlar olur, yağış alır. Yağmura ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var. Susuz bir hayat asla olmaz. Evet, bu arada sosyal mesajımızı da verelim. Suyumuzu israf etmeyelim arkadaşlar. Su bize ihtiyaç, lazım olan her zaman. Lazım olan bir şey olduğu için asla ihtiyacımızdan fazlasını kullanmayalım arkadaşlar. Dikkat edelim. Evlerimizde. Gelecek nesiller için çok önemli arkadaşlar. Yani biz bir şekilde idare olmuyoruz ama gelecek nesiller var. Dünyada hala üremeye devam ediyoruz. O yüzden çocuklarımız için, torunlarımız için güzel bir gelecek bırakmak için tedbirli olmamız lazım. Evet, şurada çok güzel bir dükkan var arkadaşlar. Ben burayı çok seviyorum. Güzel şeyler var. Bardak takımları olsun. Züccaci eşyaları. Her bayanın sevdiği bir yer yani. Şunlardan çok görüyordum ya. Bunlar böyle. Suluk. Kumbara var. Evet, şöyle mandallar. Çok şık. Çok güzel. Kahve fincanlarına bakın. Çok güzel bir yer. Çantalar, mini çantalar. Bunlar çok kullanışlı. Kozmetik gibi.
Devam ediyoruz arkadaşlar. Baharatlar var burada. Aktar gibi bir yere arkadaşlar geçtiğimiz yerde. Ayakkabı. Evet. Bakın arkadaşlar daha uzun bir mesafe daha var. Yani geniş bir alan. Yürü yürü maşallah bitmiyor. Burada Migros var. Küçük Migros'lardan bir tane. Trafiğe kapalı dedim ama arkadaşlar, motosikletli arkadaşlar buradan geçebiliyorlar. Yani kuryeler arkadaşlar. Burada işte dönercisi olsun, işte yemek, işte tatlılar vesaire satıldığı için kuryeler burada işliyor. Bakın şöyle. Akan börek diye bir yer var arkadaşlar. Oradan geçiyoruz. Halk ekmek. İstanbul halk ekmeği var. Ha, burada yeni açılan bir dükkan var galiba arkadaşlar. Bakın. Açılışı var. Ve o yüzden balonlarla süslemişler. Çok güzel olmuş. Çok hoş bir balonlar. Neymiş bu arkadaşlar? İlk avantajlı bir yer. Kuryemiş, bakliyat. Baharat. Güzel. Böyle bir yerler var. Bu 3 tekerlek. Burada da bavulların olduğu yer. Kotlar. Aa, kahve. Evet arkadaşlar, milletçe kahve seven bir toplumuz. O yüzden şöyle Eminönü kahvecisi diye çok güzel bir yer var. Bakın. Şöyle Osmanlı'dan kalma gibi böyle dekorasyon yapmışlar. Çok hoş yani. Çok güzel. Karşıda sanırım bir tane dükkan var. Yine balonlarla süslemişler orayı. Bir halıcı var. Döner var yine. Böyle çiçekli var arkadaşlar. Çiçek dükkanları var. Evet arkadaşlar, burası böyle. Daha devamı var. Böyle. Bir video. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizler için geldim, sizler için tanıttım. Bir abone olmayı lütfen benden esirgemeyin. Teşekkür ediyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere.